Tanıtılan yerli otomobilin tasarımını bir İtalyan firma üstlendi. Pininfarina üstlendi. Artık bilmeyeniniz kalmadı firmayı. Fakat atlanılan ufak bir detay vardı. Bu detay her ne kadar Pininfarina yapmış olsa da arkasında yine bir Türk tasarımcının görüşleri, fikirleri ve düşünceleri vardı. Bu Türk tasarımcı Murat Günak. Hayatı başarılarla dolu olan Murat Günak'ın yaşam hikayesine, hayat hikayesine biraz daha yakından bakalım. Murat Günak 9 Ağustos 1957 yılında babası askeri doktor olan bir ailede İstanbul'da dünyaya geldi. 6 yaşında Almanya'ya göç etti. 2 yıl kadar Almanya'da kaldıktan sonra geri İstanbul'a dönüp ortaokulu İstanbul'da tamamladı. Ortaokul eğitimini İstanbul'da tamamlayan Murat Günak daha sonra Almanya'ya geri dönüyor ve Almanya'da Kassel'de bulunan Hochschule für Bildungskünste'de eğitimini tamamlıyor. Türkçesi Güzel Sanatlar Akademisi. Ford'da çalıştığı zaman sarfı içerisinde kendi işinin inceliklerini, püf noktalarını öğrenen Murat Günak, o dönemlerde orada bulunan yöneticilerden biri olan Patrick LeCumont'un önerisi ve yönlendirmesi üzerine Royal College of Art Koleji'ne gidiyor. Kraliyet Sanat Okulu olması lazım. Orada endüstriyel tasarım eğitimi alıyor. Bu okulu bitirdikten sonra Mercedes'teki serüveni başlıyor. Mercedes'te bulunduğu süre zarfında Mercedes C serisinin W202 kasasını tasarımını yapıyor. Daha sonra yine ikonik bir model olan SLK R170 kasasının tasarımını yapıyor. Mercedes'te 8 yıl kadar çalıştıktan sonra 1994 yılında Peugeot'a tasarım şefi olarak atanıyor. 4 yıl gibi kısa bir süre zarfı içerisinde Peugeot'da kalan Murat Günak, Peugeot'da kaldığı zaman zarfı içerisinde Peugeot'un birçok ikonik modeline de imzasını atmayı ihmal etmiyor. Bunlardan en bilineni Peugeot 206 modeli. Peugeot o dönemlerde 205 modelini eski günlerine getirmeyi hedefliyor. Burada Murat Günak tasarımıyla gayet güzel, sükseli bir giriş yapıyor Peugeot 206 modeliyle. Tabii 206 ile yetinmiyor. 607 ve 307 tasarımlarıyla da ilgileniyor. 307'nin tasarım denemesinde bulunuyor. 607'nin ise tasarımını yapıyor yanlış bilmiyorsam. Çok net bilgiler yok. Peugeot'dan ayrılan Murat Günak yeniden Mercedes-Benz'e dönüyor. Tabii Mercedes çeşitli ortaklıklar yapmış. Chrysler Daimler ile de işbirliği içerisinde. Mercedes-Benz Chrysler Daimler'ın tüm binek otomobillerin tasarımından sorumlu başkan yardımcısı olarak yeniden dönüyor. Bununla beraber Mercedes'e girdikten sonra boş durmuyor. Başarısına başarı katmaya devam ediyor. Bununla beraber Mercedes'in lüks sınıfı olan ve Bugatti EB118'e karşılık yapılmış olan Maybach'ın coupe versiyonuna da imzasını atmayı ihmal etmiyor. Yaptığı bir röportajında ise Mercedes SLA, SLA artık nasıl hitap ederseniz, SLA modelinin tasarımını 270 kişilik bir ekiple beraber yaptıklarını ve rüyasında aracı tasarladığından söz ediyor. Nissan 2003'te ise Volkswagen grubuna giriyor ve bir röportajında şöyle bahsediyor. Volkswagen büyük bir üne sahip bir şirket. Kendi bünyesinde bulunan markaların birbiriyle farklılıkları burada işlerin daha ilginç olduğunu gösteriyor. Volkswagen'da Lupo tipi bir otomobilden başlayıp Phaeton modeline kadar geniş ve çeşitli büyüklükte, çeşitli tekniklerde geliştirilmiş markalar bulunuyor. Ayrıca Bentley, Skoda, Audi, Seat ve Lamborghini de bu şirketin yelpazesinde. Bu şirkette yapacağım çalışmalarla benden daha fazla yaratıcılık bekleniyor. Volkswagen'de ideallerimi gerçekleştirmek gibi bir amacım var. Kendisi arkadaki fotoğrafından da gördüğünüz üzere Volkswagen'in CC, Passat, Link, işte Jetta, Golf MK5 gibi EOS kasalarında da imzasını atıyor bir şekilde. Daha sonra kendi kurucusu olduğu Mindset'i 2009 yılında kuruyor. Volkswagen'in çatısı altında. Mindset Emotion isimli hibrit bir araç tasarlıyorlar ve prototipini yapıyorlar. Araç tek şarjla 100 km gidebiliyor. Benzinli motoruyla da 800 km kadar yol kat edebiliyor. Fakat başarılı olamıyor ve firma 2012 yılında kapanıyor. Murat Günak'ın tasarladığı ve katkıda bulunduğu araçlar şu şekilde. Mercedes C serisi W202. Yine Mercedes SLK R170, Peugeot 206 CC, Peugeot 307 ve 607. Volkswagen Golf MK5, yine Mia Electric diye bir araç tasarlıyorlar. O var. Katkıda bulunduğu bazı araçlarsa Peugeot 607, Volkswagen CC, Volkswagen Passat
ve şu andaki gündemimiz korona. Fakat yakın zamanda gündemimizden düşmeyen yerli arabamız olan TOGG. Kendisinin bizlere bir takım tavsiyeleri var. Gelip o tavsiyeleri bir izleyelim. Murat Günak'ın başkanlığını yaptığı Mercedes'in dizayn bölümü olağanüstü biçimde korunuyor, çalışmalar büyük bir gizlilik içinde yürütülüyor. Mercedes yetkilileri ilk kez bir televizyon ekibine bu dizayn salonunu görüntüleme izni verdiklerini belirtiyorlar. Milyar dolarlara mal olan bu araştırmalar ve yürütülen çalışmalar adeta bir sır gibi saklanıyor. Mercedes'te çok büyük stratejik öneme sahip dizayn bölümünün bir Türk mühendisine Murat Günak'a teslim edilmesi bizleri gururlandırıyor. Bizim program aracılığıyla buradan özellikle Türk gençlerine bir mesaj vermek ister misiniz? Vermek isterim. En mühimi kendine güvenmek ve güçlü çalışmak, kendi memleketini sevmek ve kendini memleketini severek dünyaya açılıp dünyada iyi şeyler yapmak. Murat Günak'ın biz Türk gençlerine söylediği çok önemli 3 öğüt var. Kendine güven, yani ben yapamam, edemem, korkularına kapılma, sürekli dene. 2, sıkı çalışma, bunun üstüne diyecek bir şeyim yok. 3. memleket ve vatan sevgisi. Son cümlelerinde son bir buna ek olarak söylediği de memleket sevgisiyle, vatan sevgisiyle birlikte dünyada önemli şeyler ve dünyada başarılar elde edin. Yani global olun. Söyleyecek çok bir sözüm yok bunların üstüne. Kendisi şu an halen hayatta. Şu anda nerede çalışıyor çok bir bilgi edinemedi. Fakat TOGG ile yakından ilgilendiğini biliyorum. Takipçisi olduğunu biliyorum en azından. Umarım biz Türk gençleri üstümüze düşen işleri yapabiliriz. Şu anda bütün dünyayı kasıp kavuran korona denen bir illet var başımızda. Lütfen evde kalalım, izole edelim kendimizi. Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayalım. Hali hazırda koronadan dolayı evdeyiz. Vaktimiz de bol iken çeşitli platformlarda bir sürü ücretli ücretsiz bir sürü ders var. Kendinizi geliştirebileceğiniz bir sürü alan var. Lütfen bunların üstüne düşelim ve dünyada başarılı olabilmek için elimizden geleni yapalım. Video hakkında yorum, görüş, fikir ve önerilerinizi açığım. Bu kanalda sadece araç restorasyonu videoları olmayacak. Farklı videolarla bu tarz içerikler de gelecek. Videomu Atatürk'ün bir sözüyle kapatmak istiyorum. Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu ilave ve idame ettirecek olan sizsiniz. Evet, cümleleri unuttum. 9 Ağustos 1957'de babası İstanbul'da doğan